Oh, hadi çabuk dayanamayacağım. O da iyi ya. Hanım, ne yapıyorsun sen öyle? Korkuttun ortalığı. Oluyor mu böyle? Mutfak şey etmesin diye komşum yeni ya. Bizim ev şey ediyor o zaman da. Ya pişince koktuysa demek. Kızarınca bir tabak şey edelim komşumuza sevaptır. Edelim. Aa, niye çıldırtamıyor ya? Ana! Ne oldu? Kepetiye lan! Aman! Öğrenci işi ya sonuçta. Bitmese şaşardım zaten. Onun o kafasını sökelim, ben hemen götürüp doldurtayım. Geç içeri, tümü bekleyemem ben. Açlandım diyorum da, çok fenayım. Mutfakta yap, kokarsa koksun. Allah Allah, tamam, ne yapayım? Tamam. Yarı. Çabuk, 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 çabuk. Tamam, yapıyorum Seyfo'm. Hadi badılcanla biberi getirin, çabuk. Çok fena oldum ya. Seyfo, bu ne ya? Sen hala bu Meryem'i bunlardan alıp da para mı kazandırıyorsun acaba? Kız köyümden koptum zaten. Allah Allah, bilmiyorsun konuşuyorsun. 2 tane badılcan, 2 tane patates, 10 tane bibere dünyanın parasını verdim. Tamı tamına 33 lira 75 kuruş. Yuh! Kültür şoku yaşıyorum. Bari yoğurt tanıdık yerden olsun dedim. Ne yapayım ya? Kara, o ne kız? Ana, ödümü patlattın kız. Allah seni kahretmeye kızım ya. Bu ne böyle ya? Uçak motoru gibi. Baba dışarı verecek işte kokuyor. Dışarı. Bu yukarıdaki ne diye şişindi o zaman? Madem aynı yerden kokuyu dışarı veriyorlar. Ha orada kızartmışız, ha burada kızartmışız. Ne fark eder yani? Allah Allah. Aman, aclandım diyorum ya. Şeker oynadı, şeker. Köyümüzde olsa günde mutfakta en az 3 günlük erzak olurdu. Hiçbir şey koyamasam. Bazı zamanın arasına zeytin koruyordum.